Dostlar selamlar. Videoya hoş geldiniz. İyi seyirler. Videoya like at. Şu baş parmağı aşağıdaki bas. Onun dışında yorum bırak. Onun dışında kanala abone ol. Bu üçlüyü söylemezsem kimse hatırlamıyor. İzliyor geçiyor. Ama eğer ki videoya like atarsan, etkileşim verirsen daha çok izlenirim, daha çok para kazanırım, daha çok şevkle ve mutlu olarak bu videoları hazırlamaya devam ederim. Ve ayrıca canlı yayınları kaçırmak istemiyorsanız kick.com/levoda bas. Alo dostlar. Vallahi start stream'e bastım. Maç buldum, maça girdi. Loading screen görmedik resmen. Şöyle bir dakika tutacaktım ama geldim. Selamlar. Aa, encounter yok. Ne güzel. Portalsız evren. Portalsız evren. Haydi bakalım. Başlayalım. Şimdi bu da Visionary. Bu da Visionary. İkisi de birer kostlar ve kesinlikle bu kompun oynandığı bir versiyon, bir şeyler olacaktır diye düşünüyorum. Rell'in üçlenip tank yapıldığı, Vex'in Morgana'nın üçlendiği, başka ne demiştik? Rell Sentinel'dı. Sentinel olarak da galiba Leona vardı bir iki kost. Kesin bu tarz şeyler olacak bence oyunda. Kember'ına tıklayalım, şuna tıklayalım. İyi, bir de evet, sıra vardı. Sıra bekledim zaten. Sıra beklediğim için biraz geç geldim dostlar. Yeni Vladimir, Strong Slammer gain plus 3 range and 5 bonus mana each attack. His ability no longer heals but grants stem gem. Plus 10% bonus damage and spreads additional damage to 2 nearest enemies. Yani Vlad Carry augmenti var. Bizde ne var? Spell crit koyabiliriz. Başka bir şey koyamayız. Yok, bunu boş verelim şimdilik. Hadi Runa'nla bir şeyler oynayalım. Runa'nla bir şeyler oynayalım abi. Otomata'yı koyduk. Visionary ile işimiz yok. Bunu da koyduk. Atak speed verdik. Runa'n. Jaws! Aman Allah'ım. Start'a bastığımız gibi yayına. Jaws bizi hostlamış. Hoş geldiniz abi. Jaws'tan gelenler. Eyvallah Jaws'cım. Watcher açabiliriz. Abi Corki oynayabilirim galiba. Runa'n ve Infinity ile 4 cost ne oynanır? Corki oynanır. Hem de Category 5 da var. Başka ne oynanır? Acaba Cork Guinzo ile oynanıyor mu? Ondan da tam emin değilim. Şimdi bununla işimiz yok. Burası iyi. Watcher açmamız iyi. Eğer ki dominant şey otomat açacaksa Quick ile bunu açmayalım. Böyle açalım. Sentinel açmayacağız. Sanırım şu anda Tristana artileri açsak güzel olur ama artilerist tabii Urgot'u sattık. Sıkıntı yok. Emissary'den Tristana'dan %6 atak speed alıyoruz. Sunfire yapabilirim. Sunfire hatta yaptım. Ben tempo gitmek istiyorum çünkü. Rod da verebilirim buraya. Belki Guinzo yaparız duruma göre. Bakalım abi. Full ölümcül try hard. Ölümcül. Set geldiği gibi rank 1'i veste kasıp oradan bütün turnuvaları winlemeli. Öyle bir dur ayar. Kullanabileceğim bir char var mı diye bakıyorum da. Şimdi iki watcher asla kapatılmaz. Okey. Sniper'ım olsa belki Tristana'yı komple çıkarabilirim ama artilerisim de yok. Çok yapacak bir şey yok. Win alırsak
3 level alınabilir. Adam 5 level'a basmış. Epoch'la basmış. 2 level powder bakalım bizi yenebiliyor mu? Sonuçta Sunfire var. Ve 2 level amum var. Automatası da açık. Watcher'ı da açık. Tristana da güzel gibi. Yani artillerisi de açık. Of 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 of. Abi yeniliyordum bu arada. What the fuck? Direkt backline'ı kesiyor. Swain de. Powder da. Pre-level alalım. Direkt arkayı kesiyorlar. Front'u ignoreladılar. Korku oyunu gibi duruyor. Evet. Ne var elimizde bizim? Rod var. Alabiliyorsak atak speed alıp Winzo'yu slamleyelim. Görelim hem siz Winzo'nun nasıl çalıştığını. Nice. Oo. Bir dakika. Şimdi bu emisleri olduğu için şeyle birlikte kullanamam. Bu çarp Pitfighter değil değil mi? Quick. Bunu da kullanabileceğim bir şey yok ki. Böyle yapacağız. Tempo bozulur böyle. Evet. Char 4 cost. Ama üzerine verilecek bir tane bile eşyam yok. Hoj yok. Kanosamış yok. Ne bileyim ben. Hiçbir şey yok ya. Şey de yok. Neydi o eşyanın ismi? Aaa Sterak. 4, 17, 18. Çıkamıyoruz. O zaman şunları alalım. Forki'den başka ne oynayabiliriz acaba? Şurayı bir clearlayalım. Forki'den başka ne oynayabiliriz? Ambusher'la işimiz yok. Tristana 2 olursa çok işimiz görür. Ya da 4 emisseri mi oynayacağız? Baksana. 3 emisseri bulduk bile. Garen bulduğum an 4 emisseri olabiliyorum. Ama 4 emisserinin yanına ne oynayabiliriz? Tamam. 4 emisseri artık Corki kesin. Tristana Corki. 2 Conqueror oynar. Bak Garen. Garen neydi? Watcher. Tamam. Ambessa. Nami. Ve Tristana. Tamam. Buraya Corki kesin girdik. Açtık 2 sana. 2 Altres açtık. Başka ne açalım? 2 Conqueror. Bunu da böyle açtık. Garen neydi? Watcher değil mi? Oyundaki en iyi Watcher'lar neler? Scar var. Uf, bu arada yeniliyormuşuz. Ve şimdi bunu satalım. 4 cost tutalım. Scar 3 cost. Tamam, Scar'ı unutsak ve işlevsel bir char var mı? Family. Yani otomata için olabilir. Firelight oynamayacağız. Garen'e Black Rose oynamayacağız değil mi? Biraz şeymiş. Çok bir bağlantısı yok gibi Watcher'ın. Yani Scar oynarsak Firelight'lık bir char yok bildiğim kadarıyla. Aynen. Şimdi Quick Striker'lar nelerdi? Twisted Fate. Yani çok abi bu emisleri nasıl dörtlü oynanıyor ya harbiden? Çok güzel. Bu iki oldu. Bunları sattık. Ambessa'yı satıyorum. 4 emisleri oynanmıyor galiba ya. Yok. 4 emisleri göremiyorum yani nasıl oynandığını. Tamam, Tristan'ın 2 olması bayağı iyi. Formstopper, Pitfighter bir işimize yaramıyor. İçeri ne atabiliriz düşünelim. İçeri ne atabiliriz? İçeri şunu atsak bile daha çok iş yapar. Aynen öyle. Bu hiçbir işe yaramıyor. Onun dışında Even Shroud yapabilirim. Aslında çok da güzel olur. Armor kırmak için. Last Whisper'ımız yok çünkü. Mana'yı da koyalım şimdilik. Şimdi fight esnasında Corki kesin. Tristana kesin. Bu Scrap. O zaman Rumble kesin. Rumble kesinse Illaoi kesin. Böylelikle iki Sentinel'ı da açtım. Nedir yan charlar buraya koyulabilecek?
Otomata üzerine kurmuyoruz oyunu. Your team gains 10% attack demiş. Bu olabilir. You heal for 25% of the damage you deal to enemy tacticians. Your units gain... Bu ne lan? Bildiğin buradaki canın mı doluyor? Değişik. Each player combat gain 1 gold. Every two other players who have fielded the leftmost unit on your bench this game. Tamam, ben buradan AD'yi alayım abi. Hiçbir şey anlamadım. Orayı anlamadım. Bakalım Tristana BF'imiz var. Bu BF'i şimdi şöyle verebilirim veya Draven'a da verebilirdim. Hem yaktığı hem zırh kırdığı için çok iyi ama adam backline'ı kesebiliyor. Yakın fight'lar. 100 can gitmeye çalışıyorum. Tempoyu korumaya çalışıyorum ama kaybedeceğiz biraz daha böyle giderse. Rebel. O şu an board'umda Rebel bir çar yok değil mi benim? Yok. Aslında bu çar artillerist. Doğru. Ezreal artillerist. Sorry. Bunu girelim. Belki de 4 artillerist oynamaya çalışabilirim. Girecek daha iyi bir şey göremedim çünkü. Şöyle yapalım. Bu da Conqueror değil mi? Şöyle oynayabilirim aslında. Ya da level alamıyorum değil mi? Sniper, Rebel, Akademi, Automata, Dominator. Burada bir şey yok gibi girilebilir. Artileri içtik. Aslında otomatayı şöyle açsak. Bununla işimiz yok desek. BF'i buna versek. Hasar vurdursak. Yani en azından frontline'da tankımız olur bir tane daha. Buraya başka neler gireceğiz? 4 ünite bulduk. 2 tank tamam. Rumble'la scrap açtık. 2 artilleri saçtık. Emissary açtık. İkinci tankı koyduk. Full etrafını legendary'lerle mi kurmak lazım bunun? Ya galiba 4 açacağız ya bunlara. Yapacağız mı burayı? Yapacağız gibi duruyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olduk hatta. 8 bile değiliz. Hadi Morde dedik. 2 Scrap, 2 Sentinel, 2 Conqueror, 2 Artillery, 4 Emissary. 8 level'ı bu gibi duruyor ama Rumble ve Morde'nin gelmediği senaryolarda da içeriye atıyorum ne gireceğiz? Conqueror açmak için bunu. Conqueror Sentinel aslında bunu oynamak yerine Rel oynasak belki de 4 Sentinel'a gidebiliriz. 4 Sentinel'a gitmek için içeri ne atmak lazım ve kimi yerine atmak lazım? Bana ne lazım şimdi? Bir kerimiz Corki. Ya içeri Rumble Mumble'a gireceğimize göre ona da bir şeyler yaparız herhalde. Morde yerine Jinx olabilir. Morde yerine Jinx. Jinx ne işe yarayacak abi Jinx burada? Jinx ne açıyor? Jinx dur bakayım. Artileris mi Jinx? Yo. Morde yerine Jinx. Morde yerine Jinx. Dört artileri de oynayabilirim. Alabilirdik burada da. İçerine girmek fark yaratırdı. Bilmiyorum. Raven çıkabilirdi. Raven şu ikisi girebilirdi. İki Sentinel açardık. Birazcık resist verirdik bu arada. Giants'leri yapalım. Şu an bu fight'ı kazanmak önemli. Tempoyu kaybediyorduk. Bir sonraki sayfayı 7'ye göre görelim. Belki 4 kost bir şey buluruz. Şimdi şu bu artillerist. Belki Sevika ile Urgot olabilir değil mi? Evet. Diyelim ki şöyle oynamadık. Urgot Sevika yapabilirim. Urgot. Sevika. Böylelikle Pit Fighter artı Artillery'si 4'e çıkararak oynayabiliriz. Ezreal. Ezreal aynı zamanda Rebel miydi? Neydi?
Ezreal Akademi Rebel. Jace'in girdiği bir senaryo yaratır mıyız? Forki Tristana. Urgot Ezreal. 4 artileri solduk. Rumble 2 scrap olduk. 2 şey olduk. 3 Sentinels. Tamam, bunu çıkardık. 2 Sentinels. 3, 4, 5, 6, 7. 8'de ve 9'da girecek diğer ünitleri bulmak lazım. Ne bunlar? Bunlar ne? Bunlar hangi çarlar? Rebel eksik. Evet, Rebel. Bak, şimdi Jinx olabilir. Jinx dersen 3 Rebel oluyor. Jinx'ten de faydalanabiliriz. Şu an burası 8 level hali bir de. 9 level haline Jayce akademiyi açmaz. Levana Jayce. 10 level olduk oğlum, siz abartmayın. 10 level oluyor Leona, Jayce, aynen koyayım. Bu üçlenirse üç kalır yani bu arada. Sıfır sıkıntı. Eşyaları düşünelim. Bir kere iki blue buff'lık bir çaro var mı bu kompta? 60 mana. Zeri üçledi eleman. Pek yok gibi. Kanosamış olabilir mi acaba bu kompta? Herhangi bir koşulda. Kanosamış. Ama o zaman çok AP eşyaları kalıyor. Ezreal AD vuruyor. Bunların hepsi, artırsın hepsi AD vuruyor bildiğim kadarıyla. Çok fazla eşya dışarıda kaldı. Bunu yapmalıydım sanırım fight başı. Aynen. Dur bakalım. Gunblade bayağı iyi diyorlar. Gunblade yapabilirim. Gunblade. Bir tane carry çara Gunblade yapabiliriz. Veya Sojin Guinz o tarzı bir şey yapabilirim belki. Your team critical units that starts combat back row begin combat. Oh, %80 canla başlar ama %20 damage amp'le başlar. Bu güzel olabilir. 4 tane artillerist arkaya dizebiliriz. Your team gains, buna gerek yok bence. Empower a hex in the center of the board. Summon a clone. Yok, gerek yok. Their abilities can critical strikes to shred sound. Bu gereksiz çünkü şeyim var. Artillerist amblemi. Artilleriz, Jinx falan yapsak ne olur? Bu olabilir. Bunu alalım bakalım ne olacak. Artilleriz şimdi şöyle yaptık. Biraz fazla düşündük. Şimdi artı bir yer de açıldı bu arada. Tamam, bu da 2 level oldu. Artarız amblemim olduğu için artı bir yer açıldı. Şimdi bir şeyler yapabiliriz belki. Aman, aman çok da yakın lan. Dur lan yapma. Güzel. Gidiyorduk. Tamam. Artillerist Raven'ımız var. Ama tabii ki de buraya Artillerist Jinx yapacağız. Jayce bu sefer buradan bu çıkabilecek. Evet. Akademi açabilirim. Akademi eşyaları neler hiç bakmadım ama. Neymiş? Çeviremiyorum. Hextech Gunblade. Wow. Okay. Hextech Gunblade'miş. Scrap'imiz şu an kapalı değil mi? Bir amblem daha bulursak diye yine de ben tutayım da bir tane. Şunu da tutayım akademi açmak için. Lazım olabilir. Üzdü. 3 level Wander'ı var. 3 level... 100 can gidiyorduk olsun. Bir şey yok. Halledeceğiz. Corki bulamadık. Şu anda çoktan Corki'ye geçme. Yani Tristana 2'nin üzerindeki yaşar Corki'ye geçmeliydik ama 50 gold'dan aşağıya düşmemiz için bir sebep yok.
Core key'i bulalım. Bir tane de artı... Son pickteyim. Jinx kalacağını zannetmiyorum. Kalsa kesin alırım. Jayce'i alabilirim. Backline'a attack speed vermek güzel olabilir. Rebel'i kesin aşacağımız için. Galiba burada bir tek Pitfighter ve Sevika'yı salacağız. Buraya Akademi ile oynayacağız. Jayce'i de alabilirim. Kalırsa. Umarım kalır. Kalsın be abi. Kalmadı. Çok iyi be. Şöyle oynayayım diyorum. Şimdilik artıları size Jayce'e vereyim mi? Sökücümüz var zaten bir sürü. Gamble'ı da şöyle verelim. BF'i de şöyle verelim. Bu dursun kenarda. Akademi açmadı değil mi? Halledeceğim. Bakalım Corki nasıl bir şey vuruyor. Runa'nı var. Infinity'si var. Yani iyi vuruyor ama şu an çok bir level. Frontline'e de çok güçlü değil. Normal. Bir de akademi açmadık. Evet. Gain 30 mana each heal. Reroll. Gain 12, max health every 3 seconds. No. This champion first attack against target. Bu olabilir. Bu olabilir. Bu hatta bunda bayağı iyi oluyordu. Her ilk vurduğu target'a true damage %20 üflüyordu. Şöyle yapalım. Akademi açıldı mı? Açıldı. Bir tane Hextech Gunblade geldi. Bu şimdi şöyle gitti. Şunu şöyle yaptık. Burayı ön tarafa koyduk. D'ye bastık. Çok güzel Illo 2 lazım. Bu üçlenirse biliyorsunuz emisleri buff'ı daha da güçleniyor. Tristana 2'de %12, 3 ile %18 atak speed veriyor bütün board'a. Bunu en önde kullanmayalım. Bunun yerine ne girebiliriz içeriye? 4 Sentinel'ız aslında ya. Hiçbir şey girmeyebiliriz. 9'a gidebiliriz şu an. 9'a gidip Jinx girsem de galiba daha güçlü olurum değil mi? Aynen 9'a gidip Jinx girmeliyiz. Scrap'ten de faydalanıyorum. Şu mana eşyası dönüşüyor. Burası 9 level'a gider diye düşünüyorum. Bu board bence gitmeli. Jinx 2 mi? 8 level Jinx 2. Evet. Ruins'a Sojin ne demiş? Atacak mı açar ya? Atacakmış. Yani level 2 Jinx olduğu için atar tabi. Corki daha fazla damage atmış ama 2 level Legendary'si var adam. Benim Corki var 1 level. Rollemek mi lazım acaba şu an düşünüyorum da. Corki 2 için rolleyip sonra gidebiliriz belki de. Dört Sentinel çok kullanacakmışız gibi geliyor bana. Daha iyi Sentinel çarı var mı oyunda? Lloris. Enforcer açmayacak zaten bize. Yani yok. Illaoi Rumble garanti olacak gibi. TC attı. Every 3 seconds. I increase armor magic resist on that. Tamam bu güzel. Tanky bir Rumble. Şurada bir Giant Slayer'ımız var unutmayalım. Bunu statik yapmayacağız çünkü. Değil mi? Gerçi ne fark eder ki ne yaptığımız. Bunu Infinity yapsam. Yine statik kalıyor. Yani çok bir anlamı yok. Corki bulmamız lazım. Tristana 3 ve Corki şu anda bayağı güçlendirir bence board'u. Tabi Jinx gelse güzel olur ama şu anda gelmiyor. Ama Corki 2'ye net ihtiyacımız var. Corki öldü bile. Nereden öldü? Ha yok ölmemiş. Yürümüş sağ tarafa. Sorry. Bu var gerçekten Corki 2'ye bütün fight'lar win olacak ya. Çok belli. Çok belli.
Trap kullanalım. Kullanıyorum zaten. Kullanmıyor muyum? Sanki Scrap kullanıyorum zaten. Şurada değil mi işte? Tamam, fork ikimiz geldi. Salabiliriz. Artı altrede saldık. Scrap'i başka diğer Scrap çarı kimdi? Korki'de zaten şey yapamıyorum. Yani bunu statik yapabilirim. Da o zaman Scrap buradaki parça eşya başka güzel bir şeye dönüşmemiş olacak. Bak şimdi Archangel'a dönüştü mesela. Statiktense. Yani. TG'mizler elde duruyor. Şimdi Korki 2. Bir de üstüne anomalisi var. Oldu gibi. Bak bu sefer beklentimi karşıladı. Yani fight'ı taşıdığını hissettim. Burada 9'a geçip Artilleris Jinx yaparsak, belki de şu 3 eşyayı Jinx'e verirsek ya da 2 eşyayı, o zaman bayağı iş yaparız diye düşünüyorum. Bir de şu şöyle olsa daha mantıklı. Neden? Neden? Çünkü tanklıyor da ya aynı zamanda bu ve ölünce bir daha kalkıyor. Belki bu çarlara ulaşamayıp şey yapabilir. Önce bunu keserler. Onlar da bu esnada kerilemeye devam ederler. O tarz bir şey olabilir belki. İllio'ya tank itemi lazım, evet. Kesinlikle böyle Warmog, Gargoyle. Şu an zaten tank itemi yok. Yani Evil Shroud zırh kırıyor. Çok az bir tankliği var. Bu yakıyor. Çok az bir tankliği var. Aslında İllio'yu tam tank değil şu anda. Bir de İllio'nun da Rebel'i açılacak. Aslında 3 Rebel açmak... %12 max health, onu da tankileştirecek. Jinx güçlenecek. Jinx artileris girdiği için o da AD'yi zaten güzel vuracak. Burada 9'a çıkıp Jinx 2 stack olmak cezalandırıyor mu peki bu set? Bazı komplara karşı olabilir gibi. Çok da değil ama yani bilmiyorum, birazcık onu test etmek lazım. Kıç kıça durmanın çok cezalandırdığı bir char var mı? Morden'in otoları olabilir. Bilemedim. Bu rebel mi? Vallahi rebel. Hem Jayce hem rebel, bu olur. Ha, gitti galiba, vallahi gitti. Tank eşyası. Yani çok da güzel değil ama. Bu çok kötü. Bir de bir costa şöyle yaptım. Every 3 seconds restore. True damage muhabbeti güzel gibi ya, bunu aldım. Aha Jayce'in peri. Eşyayı buraya koydum. Tanklasın. Tam 9'a gidiyoruz, gerçekten yapacak bir şey yok. Tristana 3 level olursa tabii ki de şeyden dolayı çok fark yaratır. Bütün bu arada verdiği atak speed %12'den 18'e çıkıyor. Bir de kendisi de güçlenecek, eşyalı yani şu anda. Damage falan da bufflanıyor. Evet, adam family buff'ı oynuyor. 3 family oynuyor. Klasik Wander üçlemiş. Bir dakika, Powder dörtlemiş. Powder nasıl dörtlemiş? Yendim. Nasıl Powder dörtlemiş bu? Anomaliden mi? Oo, öyle bir şey mi var? Bildiğin anomali 3 level bir çarı 4 mi yapabiliyor? Abi şu Jinx 2 nasıl oturdu ya? Bak o bir Jinx oyuncusu daha. İnsanların anomalilerini görebileceğimiz bir yer var mı? Okuyabileceğimiz. Ha şurada. Star Up 3 Star 1 Cost Champion to 4 Stars. Vay vay vay. Vay, böyle bir anomali var ve arayabilirsin bunu her seferinde. Ama yendim adamı. 4 Yıldız Powder'ı, Family'si. Camille'i de 3. Wander'ı da 3. Değişik. Ambusher'ı da açık. Jinx 2'yi yenebilir miyim? Yendim. Jinx 2'yi bile yeniyorum şu anda. Bakın dümdüz Corki 2 kompuyla. Rumble 1, Jayce 1. Bence çok iyi durumdayız. Bak şu 4 artıdes bu şekilde oynanabilir. 4 Sentinel. 4 Sentinel. Abi bir şey diyeceğim. Illoy'i Rumble. Artı Sentinel muhabbeti. Özellikle Jayce. Jayce'in atak speed'i, akademiden gelen ekstra eşyası. Leona ve Rell.
Yani bu fix gibi ya. Ya şu 4 Sentinel etrafına kurduğunuz 4 Sentinel 4 Artless, 4 Sentinel 4 Visionary gibi komplar çok çok oynanacakmış gibi geliyor. Bunun etrafında çok oyun dönecekmiş gibi geliyor. Heimer'da, Corki'de meta birisi AP, birisi AD'nin meta charları olacakmış gibi geliyor. Bakalım. Jayce 2 geldi. Roller inanılmaz. Next level rolledim yani yine. Okey, bu üçlenme üzere saat saat. Yani içeri LeBlanc atmış bulundum. Random Rebel mi atsaydım? Belki de. Evet. Değişik. Jayce ikilendi. Çok da parayı şey yapmaya gerek yok. Belki bu mu? Bu olabilir. İçeriye bunu girip hem Visionary açıyorum çünkü. Hem de bir eşya da alıyorum. Bir de Gargoyle alıyorum. Kötü değil. Leblanc'lık bir durum yok. Sevikalık bir durum var mı? Bilmiyorum. 4 akademiye çıkmak. Bence güzel oldu. Tamam, parayı bekleyelim yani. Tristan'a 57... Gerçi 1v1 kalmışız. Bekleyelim, birazcık parayı biriktirelim. Adamı yenmek istiyorum çünkü. Ve bunun için de bence Jinx lazım. Ama diyelim ki yok. Gerek bile kalmayacak belki de. Oo. O neydi lan? Gerçi... Anladım. Backline'ı patlatıyoruz şeyi. Kaç vurdu? 12k attı bir kos çarı. 4 level ama. Ne yapabiliriz? 43. PV roundu sonrası şey yapalım. Belki de Artless amblemi bulacağız. Bak mesela Powder'a karşı çok kıç kıça durmak iyi değil gibi duruyor. Ama işte ne yapabilirim? Atak speed'den faydalanmasak desek. Şöyle yapsak. Çok kötü geldi. Şu şeye bakar mısın abi? Kalabalık yere atıyor galiba skillini. Aynen. Galiba skillini kalabalık yere atıyor. Arka tarafı iç içe tutmazsan boşa gitti gibi bir şey oldu. Tristana varsa veya artillery hamlem varsa kesinlikle alacağım. Queen's o mage hamlemi. Scrap. Abi adam galiba family. Değil mi? Evet, yok, family'yi bırakamam. Family'yi bırakırsam çok güçlenir. Family'yi bırakamam. Allah Allah, Sevika 2 oldu. TG'yi ona aktaralım. Jinx gelmiyor bir tane bile. Ki gelse de giremeyeceğim bir noktaya geldik artık. Ya bir önemi yok. İlk ultisini hızlı atmasını istediğim bir çara koyabiliriz. Yani bir tane Tristana. Oha, Sevika'yı kim nereye gitti? Abi deminki fight ne oldu, şimdi ne oldu ya? Arada da uçurum oluyor ama harbiden. Yendim ama. 4000 vurmuş gözüküyor. Allah Allah. Sanki çok daha fazla vurdu. Vay arkadaş ya.
Rumble Perry gelmiyor. Bir tane bile Jinx gelmiyor. Tristana gelmiyor. Jinx geldi. Nereye girecek Jinx? Bildiğin hiçbir yere giremiyor. Sevika'ya bakalım. Belki de bitecek şu anda. Sevika Warmog ve Infinity ile yapıyor bir şeyler. Tamam bitti. Güzel komp kazandırdı ve low rolledim bence. Yani 9'a geç bu kadar para harcadığımız bir maçta. Ben Rumble'ın Perini bile görmedim. Jinx'i çok geç gördüm. Evet, Sevika 2'ye girdik. O da bir şeyler yaptı. Güzel tankladı. Güzel birincilikle başladık abi. Tertemiz. Demek ki Corki'ye gidilebiliyor bu maç. Tristana'dan gidilebilir. Tristana zaten güçlü. Emissary'den dolayı. Erken oyunda Amumu tank zaten. Fix gibi bir şey yani. Ve Amumu tank, her maç Amumu tank yapabilirsiniz. Erken oyun bütün tank eşyalarını Amumu'ya fırlatabilirsiniz. Belli ki belli başlı charlar çok fazla tıklanacaklar. Tabii ki başka şeyler de keşfederiz önümüzdeki günlerde. Haftaya bugün bu saatlerde dereceli de lig kasıyor olacağız. Bir tane parça eşyamız var. Ne yiyorum? Öğlen yemeği mi ve ara öğünümü yedim. İki tane Rell, bir tane Vlad. Visionary, Watcher. Black Rose biraz kötü ya. Kötü yani. Siyah gül ne yapayım? Abomination falan. Böyle bir isim olmalıydı. Şimdi Visionary startımız var. Conqueror var burada. Pitfighter var. Full Pitfighter gidersek ne yaşanıyor acaba? Bakalım. Amumu'ya tıklayalım her türlü. Şimdi Rell perimiz olduğu için belki 2 level Rell üzerinden Sentinel Visionary'ye geçebiliriz. Veya belki de dümdüz Conqueror oynayabiliriz. Rell 3 buff'lı bir char olduğu için genelde ve iyi de bir tanka benziyor. Erken oyunda yani üstüne yatmamak lazım gibi. Görmezden gelmemek lazım gibi. Bu da Visionary alalım. Gain an Irelia, your strongest Irelia gains 40% attack speed and gains a brand new ability that dashes her between two targets, dealing physical damage. Bir cost Irelia carry augmented dostlar. Rebel ve Sentinel char. Rebel Sentinel oynanıyor bu oyunda bilmiyorum. After winning player combat gain one gold. If they had bir tanecik ireliye veriyor ama. After winning player combat gain one gold. If they had more health than you, gain three gold instead. Gain one gold now. Yok. Complete item left on your bench. Olmaz. If an ally starts combat next to you. Yani ya bunu alacağız. Ya da buna gain two one cost champion. Two two cost champion. Bunu aldım. Çok güzel start. Rod var mıdır? Yok. Şimdi Visionary'miz açık. Tankımız var. Sojin artı. Visionary'ler Sojin Blue Buff'la falan oynanıyor. Şöyle yapalım. Bunu satalım. İstediğimiz bir şey var mı? Yok. Bize şu an Sentinel lazım. Varmış Sentinel. Bu Sentinel. Tamam girdik. İçeri girdik. Çok güzel, çok güzel. Şunu şöyle koyduk, bunu böyle koyduk. Sentinel'ımızı da açtık. Tamam, bu maç Amumu ile işimiz yok.
Sojin'li Vex Kerim'iz var. Erken oyun için power level atabilecek kadar iyi bir startımız var. Buradan da Artifact Anvil alacağız. Mana'yı blue buff yapabilirim. Blue buff'lı Sojin'li falan bir Heimer oynamaya çalışabiliriz. Buradan Heimer'a geçilebilir. Onun dışında sonra Malzahar falan oynanabilir. Ne eşyalar da uygun. Rel de uygun. İşte, ya bildiğiniz nasıl diyeyim? Rumble Illo'yu atıyorum işte. Jace. Ya bu şey çok sabit gibi ya bak. Rumble Illo'yu 2 Sentinel. 2 Sentinel'da Leona koyuyorsun genelde %90. Leona. Leona koyduysan 3. Sentinel, 4. Sentinel'da girdin. Kimi girdin? Rel'i girdin mesela. Ya istersen başka bir şey de girebilirsin de. Girdin Rel'i. Heimer, yani Corki Tristan yerine Heimer carry yaptığını düşünelim. Heimer Akademi. Ezreal da Akademi. Yani Artillerist'e de burada da Akademi koymuşlar. Heimer'ı koydu. O zaman buraya direkt Jace'i de koyuyorsun direkt. Şey yapıyor. Bir tane Akademi eşyası alıyorsun zaten. Bak bu maç Archangel'mış bir de. Oo. Bir de Deagle olmuş. Huuu. Archangel Deagle olmuş direkt zaten. Ya zaten bizde Deagle var, mana var. Archangel yaparım bunu. Ve kendisi Archangel verecek. Ben Blue yapalım, o Archangel verir. Tamam, Jace'i, Rumble'ı, Illaoi'yi, Leona'yı ve Rel'i sabit koyuyorsun. 4 Sentinel'ı ve Jace'ini koyuyorsun. Bunun etrafına da ya 4 Visioner oynuyorsun ya 4 Artillerist oynuyorsun. Sanki böyle en bariz komp buymuş gibi duruyor dostlar. Illaoi de kesin tankın, Rumble işlevsel. Heimer'ın yanında Malzahar, Legendary Karen de var burada. 7 çar oldu değil mi? 8-9. 9 level'da tamamlanıyor. Ki 9'a da gidebiliyorsun gibi. 9'a gitmek için ama işte... Aa bu ne? Bu ne? Niye 3 eşyası var bunun? Abi yenelim burayı ya. Güzel. Şimdi burada bu satılır mı? Satılır. Aşağıdan alacağım bir şey yok. Ya 10 golda çıkılır burada. 2 level olmaya versin. Singed. Son pikteyiz. Mana alırım. Net mana alırım. Şansa Renata Renata gelirse zaten 4 Visioner 2 Sentinel oynayacağız. Blue buff yapmak isterim şu an. Tam blue buff gittiyse ne yapmak isterim? Warmog falan yapmak isterim. Frontline'e veya Sunfire yapabiliriz. Sunfire buff aldı dostlar. Haberiniz olsun. Çok biliyorsunuz geçtiğimiz setlerde özellikle son 2 settir falan Sunfire Slam'i ölmüştü. Çok nerflüydü eşya. Şu anda iyi durumda. Şu anda yapabilirsiniz. Redemption Slam'i de atılabilir. Şuraya bir belt koyalım. Winstreak gidiyoruz. Level alsak mı yoksa bunu sattık 20 golda mı çıktık? Bunu sattık 20 golda çıktık. Aşağıdan alıp içeriye atabileceğim Win'imi kolaylaştıracak char var aslında. Tristan'a atıp attack speed alalım. %6. Ama değer mi? Yani böyle kazanıyorsa bence bilmiyorum ya. Hadi attık. Yok ya, Winstreak'teyim ya. Open adam geldi. Mana'yı da koyabiliriz. Vex nasıl hissettiriyor? Mesela diyelim ki Morgana Vex'in üçlendiği. İkisi de birer cost ve Visioner olduğu için büyük ihtimalle burada böyle bir komp çıkar piyasaya. Ama işte işe yarar mı? Meta olur mu? Yani Morgana'nın aslında Morgana Q'suna benziyor. Bir yere AoE demiş vuruyor. Sonra da altında kalan charlara bir daha demiş vuruyor. O alanın içinde kalanlara bir daha demiş vuruyor. Amma blad attı aşağıdan ya. Buraya girilebilir. Ne var? Böyle bakıyorum. Yok. Yani Tristana en azından emisseriden dolayı bütün bu arada attack speed verdiği için bir fayda sağlayabilir ama Black Rose'u şu an açamadığımıza göre Sorcerer desen yok. Rebel açamıyoruz. Yani. Oyunda Rebel... Aa, aslında burada İrelia olsa erken oyun Rebel açar. Bak burada bir şey varmış. Burada bir komp varmış aslında bakın. İrelia. İrelia Vex. Rel. Morgana. Bir tane ilk kost, üç tane bir kost oluyor. Rebel de açabilir. Rebel'i neyle açabiliriz? Akaris set.
Quickstrike'la işimiz yok. Bruiser'la da işimiz yok aslında değil mi? Aa var var. Nunu. Nunu set. Tamam bir tane burada bir komp yapabiliriz. Kesin çıkar. Nunu set. Visionary. 4 Visionary'li üçleme yaptığın. Seti üçlediğin. Nunu'yu üçlemesen de olur. Hani buff açsın diye açtığımız falan bir şey var. Var evet. Ya bu Rel Visionary Sentinel kompu kesin var öyle bir şey zaten de. Nasıl yapılırı çözeriz. Irelia ile falan. Bak demin ki Irelia Carry ile belki oynanabilirdi. Burada Visionary 4. Visionary geldi. Bunu girebiliriz. Eldiven. Rod. Spell crit olabilir. Of 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 of. Para atmalı şunları satayım. Abi ne kadar çok AP eşyası attı. Sunfire mı yapsam? Ya da Warmog. Crown Guard yapsam. Bayağı güçlü olabilir. Burada bu var da. Para gidiyor. Yetişmiyor. Şöyle yaptık. Warmog'la Deagle of çok uyumlu. Morello yapamıyorum ama. Archangel Sperclarid desek. Burayı da Sunfire yapsak. Winstreak istiyorsak Sunfire yapmalıyız. Buraya da Warmog desek. Tamam. Bunu sattık. İşimiz yok. Bunu aldık. 5 Winstreak. Deez Winstreak korumaya çalışalım. Daha buradan artifact eşyası gelecek. O gelmedi. Bakalım ne gelecek seçenekler. Singed'in şu takımındaki en çok hasar vurmuşları atak speed verme buff'u çok iyi. Her board'da aslında Sentinel olarak kullanılabilir. Sırf main carry'ini bufflamak için Singed net olmalı gibi. Mesela burada böyle 4 tane şey yazıyoruz ya. Aslında Rell'den ne Visionary'den ne Conqueror'dan faydalanmıyoruz. Burada bence Singed'den faydalanmalıyız. Ve Singed'in üstüne yatmamalıyız. Bakayım level 1'i 2'si fark ediyor mu? Ediyor valla. Level 2'si %120. Direkt level 2 Singed düşüneceksiniz. The first time you have activated. Gerek yok. Lose all your gold. After 6 player combat gain back to original amount and another... Ama... Tam da benim çok param var şu an. 60 gold'um var zaten. Tüm paramı kaybedeyim diyor. Bir dakika. Ne? Kendi paramı da mı veriyor? Kendi paramı da veriyor. Kendi paramı da veriyor. Ha siktir. 123 gold mu gelecek? Bu ne abi? Bu ne abi? What the fuck? Bir de güçlü de board'um var. Çok da damage yemem. Winstreak'im gider ama... Abi kötü olan o turların ekonomisinden zaten yarısı kadar birikim alıyordun. Abi kötü olan! 123 gold'un yarısı 60 gold. Nereden 60 gold bu ne abi? Abi nereden alıyorsun 60 gold'u ya? Aldım işte 9 gold aldım sadece faizleri kaybettik. Ne anlatıyorsun amına koyayım ya? Sanki şey diyor 6 tur boyunca gold alamazsın diyor. Ne anlatıyorsun amına koyayım ya? Nereden yarısı kadar gold alıyorsun? En fazla 20 gold alırsın, 30 gold alırsın. Ekstra 80-90 gold'um olacak. Ne diyorsun ya? Ya vallahi böyle bir şey olamaz ya. Abi işin kötü tarafı. Yapmayın hocam ya. Azıcık bir yani. E şimdi 10 gold faiz yiyeceğim zaten. Sonra 20 yiyeceğim falan. 123 gold'a bakıyorum ya. "123 gold vereceğim." diyor oğlum. Kafayı yemişsiniz ya.
Toplama çıkarman iyiyse sadece 40 gold kar ediyorsun. Biliyorsun değil mi? Arkadaşlar kim kime 40 gold veriyor? Çok affedersiniz bu oyunda. Ben... Neyiniz var? İyi misiniz? 3-2'de 3-2'de 40 gold veriyorum diyor oyun yani ve abo. Tamam beyler. Tamam. Tamam beyler. Tamam beyler. Bu 2,5'ta 3,5 olmuş. 400 canı çıkmış. Buff almış güzel. Zonyalık bir çar pek yok. Bunu verebilirim şeye. Frontline'a. Bu güzel buff'ını almış bu. Tamam dostlar. Can kardeşler. Eyvallah. Tamam beyler. Siz almayın. Çok kötü argument. Berbat. Cevap versek olmayacak. Ne yapmak lazım mı? Bak kaç sene oldu çözemiyorum. Taş geçerek en azından hem insanlar eğleniyor hem de tiye almış oluyorum. Ama o noktada salmıyorlar. Başlıyorlar paragraf paragraf yazı yazmaya. Niye yapıyorlar bunu bilmiyorum. Bilmiyorum. Bakalım. Ne yapmak lazım gerçekten? Ben düşünüyorum, düşünüyorum, bulamıyorum abi. Eskiden böyle okuyordum, mantıklı mantıklı açıklıyordum. Sonra baktım ki anlattığım şeyi anlayacak kapasitede değil insanlar. Zaten o salakça yazı yazan insan da kapasite olsa o salaklığı yapar mı? Yapmaz diyorsun. Sonra şey yapmaya başladım. Yapmaya başladım. Bunu yapmaya başladım. Çok her şey yoluna girmeye başlamış gibi oldu. Sonra bir baktım ki adamlar onları taklit ettiğimin farkında değiller. Yani kendilerini asla yakıştıramıyorlar. Şey diyor herhalde, Levo epilepsi krizi geçiyor. Dur ben anlatmaya devam edeyim diyor. Canım benim. Sus artık. Sus diye yapıyorum. Belki bir şoka girersin. Bir yeter artık. Analizi bırakırsın diye yapıyorum. Bırakmıyorsunuz a**ını okuyayım. Yazmaya devam ediyorsun ya. Hala paragraf yazıyorsun ya. Sus. Ya s**tire a**ını koyayım ya. Ne olur ki yani s**tire sen. S**tire de ver. S**tire. Salla a**ını koyayım. Boş ver ya. Ya vallahi s**tire ya. Ben Nuno Eliz mi yapıyordum buraya? Galiba öyle yapıyordum. Nuno Eliz güzel oluyordu sanki buraya. Bruiser'ı da açıyordu. Okey. Şu anda hiçbir paramızı harcamadı. Kaç tur kaldı lan yazıyorum bir yerde. After 6 player combat. Burada ne kadar çok şey vermiş. Ben de yakma etkisi de vardı. Çok fazla atak speed vermiş. Eldiven de vermiş. Çok kötü eşya. Bir de üstüne Lesser Champion vermiş. Neyse. Oyuna odaklanın. Bak mesela komple koptuk chatle. 4 3 tane atak speed'im var. Bir eldivenim var. Berbat bu arada. Hadi birini Nashor yapsan diğerini ne yapacaksın? Çok kötü. Uy, çok kötü attı be. Bu da Visionary. Banshee kötü değil. Banshee kesinlikle seviyorum. Nashor koyalım. Bekletmeyelim. Ama dediğim gibi yani bu atak speedleri ne yapacağız hiç bilmiyorum. Paranın gelmesini bekliyorum. 9 level'a basacağım direkt. Ve 9 level'a rolleyeceğim. Çünkü çok fazla para gelecek. Canımız da çok iyi durumdaydı. Zaten canınız iyi durumdayken alınacak bir şey bu. Yoksa patlayabilirsiniz. Jayce ne itemleniyor? Abi çok itemlenecek bir çar değil Jayce. Daha çok böyle işlevsel. Öne koyarsan tank eşyası verebilirsin. Veya böyle off tank, titan,
kanoslamış tarzı. Arkaya koyarsan da skill atmasını Sojin falan koyabilirsin. Tabii ki AD carry gibi de koyabilirsin. Arkaya 3 tane hasar eşyası da koyabilirsin. Ama biz bu kadar AP carry oynayacağımız bir boardda ona eşya yatırım yapmayı düşünmüyorum. Şu anda derdimiz Jayce'in açtığı akademi, oradan gelecek artı bir eşya ve o çıkarttığı turret, hem o turret artı bir ünit oluyor, hem o turret'ın yakınındaki 3 tane takım arkadaşına atak speed veriyor. O muhabbet bence çok güzel. Ben onu seviyorum. Gold'u bu tur alacağız galiba, evet. Yani 1, 2, 3, 4, 5, yok. Burada alacağız. Player combat diyorsa, aynen. Yok, burada mı alacağız? Aa, burada aldık. Evet. Gördünüz mü Gold'u? 9'a geçtik sayılır. 4-3'te. Ki geçmedik, sonraki tur basacağım. Dört dokuz elli. Aynen öyle. 4-5-9-50 olacağız. Yani 4-5'te 9-50 olabileceğiniz ve bu canlı da kalabileceğiniz bir şey varsa buyurun gösterin, biz de yapalım. Abi aslında çok da mantıklı değil. Sonuçta Gold'una el koyuyor. Sakin. Leona, Illaoi, Rumble, Singed. Bu atak speedleri değerlendirmek için Giant Slayer yapabiliriz. Statik de yapabilirdik. Zaten birini Giants diye birini statik yapsak. Mwah. Miss. 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 Tertemiz. Evet. Bak 9.54. Hop. 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 On my way. Trolleriz birazdan. Heimer'da buluruz. Illaoi'yi de buluruz inşallah. Şimdi bunu Malzahar'a falan çözeriz. 10k attı zaten, 1 level Malzahar. Real tanklıyor. Şimdi burada anomalisini seçeceğiz. Max mana reduced by 10%, increased by 10% each time this champion casts. Up to first... Max mana reduced by 10%, increased by 10% each time. Bu ne lan? On death summoner crab yok. This champion disappears for 2 rounds. When they return, they gain 50 ability power. 2 turda bunu yok edebiliriz. Ama AD'ye ihtiyaç duyan bir çare. This champion attacks ability executes enemies. Oo! GG motherfucking G. Bu ne oğlum? Abo. 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 Bu ne oğlum? Bak bir şey değil mi? Şu an harbiden bitti yani. Abi bir şeyler ver bana be. Şu an harbiden bitti ya. Böyle bir bitiş yok bana koyayım. Bu ne ya? Bu şaka mı? Illaoi gelmedi ama... Şimdilik rally idare ediyor. Tam parayı sıfırlamaya gerek yok. 9 level'ımız bu. Rumble var, Jayce var, Malzahar var, Singed var. Bir de Illaoi yok şu anda bir tek. Onun dışında her şey board'da. Ha, Illaoi çok daha iyi bir tank tabi Rally'den. O çok daha iyi tanklayacak. Bu ölmüyor. Niye ölmüyor? Kime yeniliyordum? Morde 1.
Herhalde Mordia'ya aynen Crown Guard'ı da var. Bir de üstünde Mordia'ya da güzel bir anomali çözmüş herhalde. E bizim de tankımız yok. Char'lar bir level. Heimer'ın peri yok. Malzar level 1. Bir tane bile level 1 illoyim yok. Jace 1. Nunu 1. Giants'leri koymamışım bu arada. Kime koymalıyım Giants'leri bilmiyorum. Düşünmek lazım. Yani buna Giants'leri koyasım yok. Neden? Çünkü buna cast atacak bir şeyler koymak lazım. Bence. De bunu tank yapalım değil mi? Bunu tank yapalım. Bununla işimiz yok. Önde dursun yani. Şuraya bir Nashor daha yapılabilir. Ya buraya Blue Mulu lazım dostlar. Şuraya Blue Buff falan lazım. Manamız yok değil mi? Çok ofansif olduk ya. Ionic mi yapsak? Evet. Bir tane Ionic yapalım. Rumble Ionic'i taşır bence. Şöyle koyduk. Bir D'ye bastık. Illaoi. Heh. Çok şükür. Net çünkü Illaoi tank olmak zorunda bence. Mazar 2. Yok. Şöyle yapalım. 3 tane perimiz var. Sunfire'ı da buna verelim. Şimdi Giantseer ve Last Whisper kaldı elimizde. Ve Nico'yu götürmeye sokacağım bilmiyorum. Galiba Jace, AD Jace carry yapıyoruz bir de. Bir de Jace'imiz olsun. Jace bayağı AD vuruyor yani. Full her şeyle AD vuruyor. Okey, bir de AD Jace'imiz var abi. Sıkıntı yok. 3 Leona ikilemek için kullanabiliriz bunu. Bu nedir? Patlayan Rumble. İyidir. Rumble Peri de var. Ya şöyle 4 tane per var. Rollemeyeyim ama. Bir tık parayı tekrardan yukarı çekip sonra rollememiz lazım. Şunu da öne koyabilirim. Bunu arkada mı oynasam acaba? Bu stun mutan atıyordu sanki. Yok, atmıyormuş. Tamam, önde kalsın. Önde kalsın. Elbet bunları bulacağız dostlar. 55 canım var, en kötü parayı yani şuraya kadar biriktirebilir miyim bakarım. Yani Heimer'ım yok. Leona'm bir. Burada Malzahar'a güvendik. Ki hallediyor gibi. Bayağı hallediyor gibi. Bayağı hallediyor. Nico Elise basarım. Abi bu Nico Lesser Champion Duplicator. 3 kostluk. Ve daha ucuz charlara basılıyor. Bir de bunun sarısı var. 4 ve 5 kostlara basılıyor. Yani bunu gidip de Elise basamıyorsun. Bak boşa gitti. Gör, yani şey yap, kullanılamıyor, anladın mı? Bunu yani ya Leona'ya basabilirsin ya işte buna. Hani bu boardda da basabileceğin Leona'yı ikilemek için kullanabilirsin. Yani bir board, bir şampiyon da upgrade'lensin diye. Abi bunu niye yapıyorsun? Ya bunu bilmiyorsa bu yayın neden izliyor? Ama adam öğrenmek için izliyor işte. Aman evladım. Adam bilmediği bir şeyi sordu. Öğrendi işte. Stack sayıları görünüyor mu bir yerde ya? Şu çocuğun bıraktığı stacklerin sayısı gözükecek. 5-5-5 muhabbeti. Summoner gate in 5x line. Gözüküyor mu yani? Bilmiyorum. Of, Rumble'ı aldığım an oyun biter. Bir birincilik daha. Easy gelir hem de. Sojin de olur. Tam parayı biriktirelim abi. Dediğim gibi oyunu kazanmak istiyorsanız şu an D'ye niye basasınız ki? Şu an zaten lobiyi kazanıyoruz. Yani şu an paranı biriktir. 55 canın var. En az 3 tur yenilmen lazım. Yani 2 tur yenilsen bile tek canı kalabilirsin en kötü ihtimalle. Bir bar yiyerek ölürsen. Yani şu senaryoda oturup da stres olma anlamı yok. Buradan atak speed alıyoruz. Bench'ten CC yememi alıyoruz. Ki arkayı CC'leyen aman aman bir çar da yok oyunda gördüğüm kadarıyla. Yani pek de bench'lik bir şey göremedim. 4 Legendary şart mı?
Evet, 4 Legionnaire iyi oldu. Ben niye 3 Legionnaire'ıyım lan? Oha, bir dakika. Aaa! Sentinel Rell abi. Doğru. Abi ben Rell'i niye çıkardım? Sorry sorry. Singed falan olamaz abi, saçmalama. My bad abi, onu iyi dedin lan. Onu çok iyi dedin. Burası bu aga. Hem Sentinel hem Visionary diye Rell kullanıyoruz. Vay amına koyayım ben. Tamam şimdi şu saçmalama ya. 4 Visionary şart tabii canım. Ay ananı s**eyim. Ben ne diyorum? Singed atak speed veriyor ya falan. S**tir abi 4 Visionary. Çok önemli. Ama işte bu Visionary çarlarına tek mana eşyası değil, çift mana eşyası alıp şuradan aldığım value'yu daha da katlamak lazım. Bir de bir tane Visionary amblemi bulduğun an 8 Visionary oynayacaksın diyelim. Herhalde şey yapacaksın değil mi? Rell artı Illaoi tek tank, 8 Visionary. Lobs. Sanırım böyle. Şu an dediğim gibi bu iki tur yenilmemiz okey. Ama baksanıza. Upgrade alacak charlara. Bir şey içiriyor musunuz? Hayır. Heimerdinger bu da. Oo. 6 tane Twitch var ama 7 canı var. Yani dostlar. Bütün yani mağaza hariç her şeyi perne resmen. Buradan halledeceğiz şimdi. Leona da bir level. Rell de bir level. Hepsi şimdi full upgrade alacağız ya. Board'u upgrade'leyeceğiz ve lobiyi kazanacağız. Bu bir. Yani. Bu iki. Bu üç. Bu 4. Bu 5. Hoş iyidir. Okey. Bence bayağı güçlendik. Bayağı güçlendik. Mesela acele edip parayı orada harcamış olsak bu kadar faiz yemiş, bu kadar total paraya ulaşmamış olacaktık. Bu kadar aratamayacaktık ve bunların hiçbirini bulamayacaktık. Yani bir lobiyi kazanmak istiyorsanız ne zaman aratmanız gerektiğini, ne zaman durmanız gerektiğini çok iyi düşünmeniz lazım dostlar. Para bu oyunda en önemli şeylerden birisi ekonomi yönetimi. En önemli. En önemli. Rele dikenli daha iyi değil miydi? Abi rele dikenliği götüne mi sokacaksın? Yani 5 koz çarıma hoş koydum. Hoş. Hem damage hem life steal veriyor. Ioni'yi de var. Belki Rumble 2 level olacak. Legendary char var içeride. 2 kostluk chara dikenli daha iyi değil mi? Değil a**a koyayım. Nesi daha iyi ol? Nasıl daha iyi olabilir ki yani? Ne yapacaksın dikenliyi? Ne mi sokacaksın dikenliyi derler adama ya. Ya o daha iyi olsa zaten onu yaparım. Ben nasıl garip. Neden böyle yani. Abicim. Ne alaka yani? Nasıl relet çivili daha iyi değil mi sorabilirsin ya? S**tiğimin iki kost maymun sadece buff açsın diye koyduğumuz çarına nasıl yani nasıl ya? Nasıl ya? Legendary çara hoş çekiyorum. Yanına Ionic var. Çarın peri var. 2 level olmak üzere. Çivili bir de hani. Çivili. Oğlum çivili ne lan? Çivili. Çivili diye bir eşya yok oyunda. 8 settir falan yok yani. En son set 2'de falan çivili diye bir s**e yarayan bir şey vardı galiba. Çivili. Her gün yeni bir info gerçekten ya. Niko'yu soran adama da böyle cevap verseydin. İşte bir tanesini mentalim kaldırıyor. İkinci gelince üst üste. Daha iyi değil miydi? Hep de sorular öyle. Daha iyi değil miydi? Öyle daha iyi olmaz mıydı?
Gele neden çivili koymadık? Öğreniyor özürlü taklidi yapma. Ya ne öğreniyor? Birisi 2 kost, birisi 5 kost. 5 kost yana eşya çekiyorum. 2 kostta çivili akıllı. Gören de rel 3'ledik. Rel bizim main tankımız. Ya illoyu 3 var işte içeride. 2 level illoyu var tank olarak. Daha eşya yatırımını ben niye gideyim s**in direkt 2 kost rele yapayım. Vigilier artı Sentinel açsın diye içeri koyduğum çara. Adam düzgünce bir şey sormuş. Yeni set öneri vermiş. Ne bu kafa? Adam alt tarafı bir şey sordu. Ne o? Alt tarafı bir şey sordu sana. Puh! Yazıklar olsun senin gibi yayıncıya. Yazıklar olsun bu insanlar seni izliyor. Bir de para kazanıyorsun. Allah belanı versin senin. Alt tarafı sorun sordu adam. Yazıklar olsun. Soru. Bak deşarj olduk, rahatladık. Çok teşekkür ederim. Bu soruyu soran arkadaşımız için kendimizin farkına var. Chatten gelen eleştirilerle artık insanlarla daha iyi diyalog kurmayı öğreneceğim. İyi ki varsınız. Alt tarafı bir soru.